Herkese Mardin'den merhabalar. Sen acım biz neredeyiz? Mardin Deir-i Zafaran Manastırı'na geldik. Mardin turumuza bu noktadan başlamak istedik. Şimdi yavaş yavaş içeri gidelim. Bu arada elim titriyor şu çubuktan dolayı. Hadi bakalım konuşmayı keselim. İçeri gidelim. Burada sadece senede bir ayin yapmakta. Ayin 15 Ağustos günü Meryem Ana'nın ölüm yıl kurbanını yapmaktadır ve mezarlık odası. Burası 500 yılda inşa edildi. İlk inşa ettiği dönemlerde burası şifahane merkezi, tıp fakültesi olarak kullanılmaktaydı. Şöyle üst kısımda taşa işlenmiş bir figür görüyoruz. İki yılan bir figür içerisine zehirlerini akıtıyorlar ve üzüm veriyorlar. Günümüzde eczacılık alanında yine aynı. Böyle anlattığı kadar şey değil ya. Kafaya dikkat. Ne? Bir şey değil ya. He? İnsana daha korkunç geliyor da. Tabii öyle anlatınca insan ürküyor. Biliyorsun nereye gidiyorsun? Oo. Bak gelene göstereceğim sana gel. Bak şunlar var ya. Burada kanca şeyleri varmış. Kancalar var burada. Zindan gibi burası. Bu tepedeki taşlar aşkım kilit taşı burada. Bunlar kilit taşı bak aralarda bir şey yok. Çatıya çökse yani sıkıntı şey. Burası veya kapı da kapı olabilir bilmiyorum. Nasıl içerisi? Kostrofa bir şeyimizi yediyoruz burada. Aynen. 2 metre var değil mi? Yani 1.80, 2 metre aynen 2 metre. Eski bölümü Güneş Tapınağı. Burası milattan önceki Süryanilerin yani o dönemdeki isimleri Aramilerin burada tapındıkları yer. Burası burada güneşe, aya ve yıldızlara tapıyorlardı. Taşlardan alınan örneklere göre burası milattan önce 2000'li yıllarda inşa edilmiş. Sabahın ilk ışıklarıyla yani pencereden içeriye vuran ilk ışıklarla burada tapmaya başlıyorlardı. Şu kısımda da güneş için kurban kesiyorlardı, adak ediyorlardı. Buranın çok önemli bir mimarisi bulunuyor. Tavandaki taşların arasında yapıştırıcı bir madde kullanılmamıştır. Sağdaki taşlar sağa doğru paralel yatık bir şekilde, soldaki taşlar sola doğru paralel yatık bir şekilde, ortadaki taşlar V şeklinde yani her iki tarafı da birbirine kilitleyecek şekilde tasarlandı. İlk olarak etraftaki duvarlar örülüyor. Daha sonra içerisi toprak dolduruyor. Toprak tamamen sıkıştırıldıktan sonra sağ ve sol taraftaki taşlar diziliyor. Daha sonra ortadaki V tipi kilit taşları diziliyor ve en sonunda da içerideki toprak tamamen dışarıya çıkarılıyor. Yaklaşık 4000 yıl boyunca bu yapı bugüne kadar hiçbir şekilde tahribata uğramadan ve hiçbir şekilde restorasyona uğramadan günümüze kadar geliyor. Manastır 491 yılı itibariyle bu yapım üzerine inşa ediyor. Her bir taşın yukarıya doğru uzunluğu 1,5 metre, her birinin ağırlığı boyutuna göre 1 ila 2 ton arasında değişmekte. Taşların diziliş şekilleri aşağıdan bakıldığında net bir şekilde görünmez. Görebilmeniz için çıkarken koridordan koridorun bittiği ve bu tabanın başladığı yere yani kesiştikleri yere bakacağız. Burası son bölümümüzdü. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi gezmeler.
Tüh, tepeye çıkardık. Hatırlıyor musun? Burada çocuklar top oynuyordu. Kadir İnanır da şurada bir yerde yemek yiyordu şeyle. Filmde. Anımsadın. Ha? Nasıl, nasıl, sıcak mı? Yani. Şok 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 şok. Bir şey var ya, Devruz Zafaran'dan bildiriyoruz. Gidelim mi sen hacım? Ağaç gölgesi. Oo, oh, dur 2 saniye. Serinle 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 serinle. Şöyle. O zaman ne oldu, yanıyor musun? Yanıyoruk. Yanıyoruk Fuat baba. Temmuz'un kaçı bugün hayatım? 21'i. Evet. Yani Temmuz ayında şeydeyiz. Şu düşün, Temmuz 21'inde. Evet. Doğuda tur yapıyoruz. Şu an evet. Bir de cevap veriyorum. Yani tabii ki de. Evet. Sıcak. Yani tabii. Kolay gelsin bayağı bir. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler. Sağ olun. Yani diyorsun ki. Maske hakkında konuşurlar. Allah zoppayı çarpanım. Şu tepedeki Mardin Kalesi. Mardin eski evleri. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şu tarafa doğru gideceğiz. Şuralara bir yere. Uca gideceğiz. Kasımiye Medresesi. Orası da Mardin'e mi bağlı? Tabii tabii. Oralar komple Mardin. Hadi gidelim. Hadi. Hepsi bana su satmaya çalıştı ama en çok bu sattı. En bu en ufağı sattı. Bak şu sulara bak. Neden ben sattım abi ya? Bak bana sattı, sulara bak bak bak. Bak. Bak bitiyor. Kovanı da bitir abi. Kovayı, çak. Kovayı. Çak bir yumruk. Kovayı göster abi. Kovayı da bitirdi, bir tane kalmış. Hadi çocuklar, hepinize iyi bayramlar. Diğerine de bak. Bayramı kutlu olsun. Sağ olun, sizin de. Sağ ol. Bir şey oldu mu eline? Yok. Madem o kadar su aldık, içelim bari. İçelim. Kaç tane? 6 tane su aldık valla. Çocuklar aslında susuzlar, çocuklar bu güneşin altında su satmaya çalışıyorlar. Yani. Aldık ya. Şu güzel manzarada bir su içelim. Bayramın ikinci günü. İç aşkım. Sudan zarar gelmez. Su komasına girmek mi? Kasımiye Medresesi. Sana kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle göstereyim size. Ne ovasıydı bu sene burası? Mezopotamya. Ney ney ney? Mezopotamya. Mezopotamya. Bu kadar çok. Kubbeye göstereyim şöyle kubbeyi. Maşallah maşallah maşallah. İyi geldi. Aşkım tam iyi oldun. Ama fotoğraf çekmek için en güzel nokta bence burasıymış. Akkoyunlu hükümdarı Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır. 15. yüzyıl. Kasım. Oradan dolayı da Kasımiye. Kapı da çok güzelmiş ya rengi. Timur, burayı da mı yaktın sen? Sena gel, ben sana anlatayım birazcık bildiğim kadarıyla. Buradaki havuzun bir anlamı var. Yani su buradan akıyor. İşte gençlik dönemi, erişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi veya ölüm gibi böyle bir anlamı olan bir şey burası. Yani internetteki okumalarım böyle bir. İstesen de... Allah'tan terlik var sana. Soğuk mu? Soğuk mu ya? Normal bir şey yapabilirim ya. Oh. Oh. Sena doğudaki bütün sularda yüzmüş aldın. Maşallah. Sena soğuk su gördü, dayanamayanlardan. Oh. Haydi gidelim. Tamam.
Nasıl? Oha, kamerada nasıl duruyor Sena? Oha, gerçekten gibi değil. Arkadaşlar şu an siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum, biz çok acayip görüyoruz yani. O aslında oymalı bir şey. Şu aslında içeri giriyor bakın. Çok ilgili mi yapmışlar Allah Allah, nasıl bir şey ya? Şu an resim gibi duruyor ama aslında değil. Yani oymalı bir şey yani. Şuraya yandan çekelim. Şöyle bakalım, bakın. Aslında oymalı bir şey. Bak şimdi Sena. Şimdi oha süper duruyor. Bak gel bak. Kameraya bak. Hayır gel gel. Şu yandan bakıyor şimdi bak. Ben onunla beraber döneceğim şimdi bak. O da bize dönüyor. Bak 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 bak. Bak bak bak. Oha bize bakıyor gibi. Oradan bakınca anlaşılmıyor, buradan bakınca anlaşılıyor. Telefonla şey yapınca sanki gerçek bir resim gibi oluyor. Sen oradan biraz Sena görüyor musun? Ne görüyorsun? Bu halini kim nasıl? Herkülüs yıldızı, Gema yıldızı. Çok güzel yıldızlar var. Saati getiriyorum. Water Bladder. Ağustos, Neptün, September. Girelim mi içeri? Gel bakalım. Yallah. İngiliz kesintisiz flüt. Küresel güneş saati. Hı? Tayyip Erdoğan'ın kadın gözünün herhangi bir gökçüsü bir sinirin gerisi. Gökçüsünü ölçüyormuşum sen ağzını. Hı? Gökçüsünü de mi? Allah Allah. Ölçüyormuş ha? Ya böyle buradan tık bakıyorsun. Vay vay. Bu hatıra. Hani usturuplu ol dedikler acaba buradan mı geliyor? Usturuplu ol biraz açık. Usturlapmış. Usturlap. Namaz vakitlerini tam olarak hesap etmek amacıyla gün doğuşu ve batışını hesaplayan bir usturlap icap ettiler. Namaz şeymiş bak bu. Usturlap. Hmm. Telkari sanatı, telkari. Kapılar. Evet, oynasma bence. Kapılar efsane. Burada çekelim mi fotoğrafı? Çekelim. Bir köşede sen dur, sırtını daya. Sena, sırtını şöyle bir köşeye, ben de bir köşede durayım.